Selamünaleyküm. İyi akşamlar diliyorum. Malumunuz Ramazan-ı Şerif'in 5. gününe geldik. Oruçlarımızı tutuyoruz, iftarlarımızı açıyoruz, teravihlerimizi kılıyoruz. İnşallah 5 vakit namazlarımızı da eksiksiz kılmaya çalışıyoruz. Fazla vaktinizi almadan kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Namazlardan sonra yaptığımız tesbihatlar var malumlarınız. Bu tesbihatlarda bazen gaflet eseri olarak, bazen önemsemediğimiz için, bazen de yoğunluktan dolayı terk edilebiliyor. Bu tesbihatlarla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Malumunuz Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber Mekke-i Mükerreme'den muhacirler her şeylerini bırakaraktan hicret ettiler. Bu muhacirlerden bir kısmı fakir olanlar, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve şöyle dediler. Ya Resulallah, içimizden varlıklı olan kimseler büyük dereceler elde ettiler. Ebedi saadeti elde etmek için büyük derecelere ulaştılar. Peygamberimiz aleyhisselam onlara dedi ki, buyurdular ki, bu nasıl oldu? Onlar şöyle cevap verdiler. Ya Resulallah, onlar bizim gibi namaz kılıyorlar. Onlar bizim gibi oruç tutuyorlar. Fakat biz onlar gibi sadaka veremiyoruz. Biz onlar gibi köle azat edemiyoruz. Hayır hasenat yapamıyoruz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yanındaki derecelere, Allah yanındaki sevaba bu kadar hırslı olan sahabelerden şöyle buyurdular. Size, sizden önde gidenlere ulaşabileceğiniz, sizden arkada olanları geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapmadıkları müddetçe sizin seviyenize hiç kimsenin ulaşamayacağı bir şeyi söyleyeyim mi, haber vereyim mi buyurdular. Onlar sevinerek haber veriniz ya Resulallah dediler. Peygamberimiz onlara buyurdular ki her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber dersiniz buyurdular. Sahabeler sevinerekten döndüler. Namazlardan sonra bu zikirleri yapmaya başladılar. Diğer sahabeler, Peygamberimizin bu talimatı üzere bu sahabelerin yaptığı bu zikirleri mescitte namazdan sonra yaptıklarını görünce sordular. Siz namazdan sonra ne yapıyorsunuz böyle? Onlar da Peygamberimizle aralarında geçen konuşmayı hikaye ettiler. Onlar da bu zikri yapmaya başladılar. O sahabeler tekrar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve Peygamberimizden onlara yeni bir şeyler öğretmesini arzu ederek şöyle dediler. Ya Resulallah, diğer arkadaşlarımız da bizim bu söylediklerimizi bizden öğrendiler, bizimle beraber aynı amelleri yapmaya başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet olan şu sözleri söyledi. Estağfirullah. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ Bu Allah'ın bir fazl-ı keremidir ki dilediği kimseye nasip eder, dilediği kimseye verir. Aziz kardeşlerim, namazdan sonraki bu tesbihatları yaparak bizden öncekilere ulaşabileceğimiz, hiç kimsenin yapmadığı müddetçe kendi seviyemize ulaşamayacağı bu manevi dereceler ulaşmak için bu tesbihatlara dikkat edelim. İhmal etmemeye gayret gösterelim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.